Hay Allah, nereye gitti bu? Fatma! Buyurun Faruk Bey. Hanımefendinin röntgen filmini bulamıyorum. Nereye koydunuz? İşte önünüzde duruyor, buyurun. Bugünlük bu kadar. Röntgeni incelemem lazım. Yarın gelin. Peki doktor. Neyiniz var sizin? Sayenizde mahvoldum. Güya Oya ile konuşup işleri halledecektin. Büsbütün berbat ettin. Aa! Teşekkür yerine? Manalı iç çekişler, yürekler acısı bakışlar. Ne yapalım? Boşanmak kolay mı? Onu öyle etkilemişsin ki, hala beni sevdiğini sanıyor. Kim? Ben mi sizi seviyormuşum? Saçma! Sen git de o saçmayı ona anlat. Evet, biraz üzgün davrandım ama kocası tarafından terk edilen bir kadın da kahkaha atamazdı herhalde. Bir sevgilisi olan kadın da o kadar üzgün olamazdı. Ne? Bir sevgilisi mi? Ne yapalım? Öyle söylemek zorunda kaldım. Başka ayrılma sebebi bulamadım. Bu kadarı da fazla! Fena mı? Böylece gururun kurtulmuş oldu. Ben seni değil, bir erkek uğruna sen beni feda etmiş oldun. Hay Allah! İnsanı ne durumlara sokuyorsunuz? Neyse, böylece bu mesele de kapanmış oldu. Henüz kapanmadı. Onu bulmak lazım. Kimi? Sevgilini. Oya onu tanımak, sizi bir arada görmek istiyor. Daha neler! Deli mi bu kız? Aksine, çok iyi yürekli. O adamın seni mutlu edeceğine inanmadan benimle evlenmezmiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu senden son isteğim olacak, ne olur kabul et, senin elinde mutluluğu. Ama böyle bir sahte sevgiliyi nereden buluruz? Ya oy, yarım saattir bekliyorum! Geldiğimi haber vermediniz mi? Nuri, sevgili dostum! Sen burada mıydın? Tam zamanında geldim, ben de seni arayacaktım. Faruk'cum, bir şey rica edecektim de. Söyle, hiç çekinme! Eğer paraysa istediğin kadar veririm. Çünkü sen bana lazımsın. Birazdan gelirler. Biraz viski? İstemem. Üçün, usunursunuz. İstemem. Zaten ateş bastı. Parası doktordan çıkıyor diye hepsini bitirmeyin. Ben bedava kefen dağıtsalar ölürüm. Çekin elinizi! Oyunu onlar gelince oynarsınız. Dans eder miyiz? Hayır. Neden keyfiniz yok? Burası eğlenceli bir yer. Buraya eğlenmeye gelmedik, vazife yapıyoruz. Şşt, geldiler. Ne emredersiniz efendim? Viski. Bağ üstüne. Niye geldik sanki bu sıkıntılı yere? Burası çok kibar bir yerdir. Hadi bana aşıkmış gibi davranın. Kolay mı bu? Elinizi atın omzuma, hadi çabuk! Hay Allah! İyi mi? Faruk, karım burada! Hı? Karım mı, nerede? Belki bizi görmemiştir, gidelim mi? Neden? Suçlu olan biz değiliz ki. Yanındaki de sevgilisi olacak herhalde. Herhalde. Hala görmediler bizi. Hadi çabuk dansa kalkalım. Dansa kalktılar. Biz de kalkalım. Adamı yakından görmeliyim. Sen burada mıydın? Ne tesadüf değil mi? Nuri Bey! Memnun oldum. Oya Hanım! Memnun oldum efendim. Bu da kocam. Öyle mi? Çok memnun oldum. Onları masamıza davet etsek? Neden? Adamı tanımak istiyorum. Madem tanıştık, beraber oturalım. Masamıza gelmez misiniz? Buyurun!
Buyurun. Buyur doktorcum. Havalar nasıl? Ne iş yaparsınız? Sorabilir miyim? Tabii. Ben mi? Ne iş olsa yaparım. Bugünlerde araba alım satımıyla uğraşıyorum. Herhalde iyi para kazanıyorsunuz. İşte fena değil. Her ne kadar Faruk kadar... yani Faruk Bey kadar kazanamıyorsak da... samimi insanlara bayılırım. Ne güzel. Siz bana Faruk diyeyim, ben de size Nuri diyeyim. Tabii. Nikah yakındaymış ha? Evet, öyle gibi. Faruk, ne lüzum var şimdi bu lafa? Karımdan gizlim yok ki hayat. Biz de işi uzatmayalım diyoruz. Öyle değil mi sevgilim? Başka şeyler konuşsak? Tabii. Bakın nasıl da utandı. Aslında çok utangaçtır. Ama siz onu bir de yatakta görün. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Gel, canım dans etmek istiyor. Gel. İğrenç bir adam. Amma yaptın, nesi var aslan gibi çocuk? Daha nesi olsun? İşsiz güçsüz serserinin biri. Ne yapıp yapıp karını bu ahlaksızın elinden kurtarmamız lazım. Belki de seviyordur o adamı. Hayır. Ben karını tanıyorum, bu adamı sevemez. Şu hale bak, karını nasıl kızdırdı. Müsaade ederseniz ben eve gitmek istiyorum. Bugün o kadar çok yoruldum ki. Yalnız mı gideceksiniz? Tabii, ben alışığım. Olmaz, Faruk bırakır sizi. Bir bu eksikti. Lütfen Faruk. Beraber çıkarız, önce onu bırakırım, sonra seni. Hayır, benim evim iki adım ötede, yürüyerek gidebilirim. Buyurun. Hesabı sen öde. Ha, ben mi? Beni eve götürmek yüzünden açıkta kaldınız, yazık. Alayın sırası değil. Erkeklerin hepsi çocuk gibidir. O kadar çok mu erkek tanıdın? Onu demek istemedim. Maksadım seni incitmek değildi. Bu yalanlardan ben de bıktım artık. Yarın Oya'ya her şeyi anlatacağım.